ederdik. Yani çok hoş, çok güzel sohbeti olan bir usta. Allah sağlık, sıhhat versin diyorum, evet. İrfan abi diye. Ahmet Ağaç'a kısmetlendiği zaman müsabakaya nasıl hazırlanırdı? Kısmette kasnak olsun, özellikle keçe üzeri paça bağlama olsun. Bir baş pehlivanın en çok dikkat edeceği teknik konular içerisinde de kısmetin belli bir noktadan sonra yani uzuvları açıkta bırakması da teknik olarak bir kayba neden oluyorsa, siz en çok teknik olarak kısmeti nasıl vücudunuzla, bedeninizle özdeşleştirir? Bir müsabaka kazanılmasında Ahmet Taşçı'nın kısmette özel dikkat ettiği hususlar nelerdi? Şimdi bunlar tabii çok özel şeyler. Yani bu kısmetin bedenine olması, vücudunu sarması. Bu da kısmet ustasının yaptığı kısmetle onunla özdeşiyor. Burada İrfan Şahin'e kısmet yaptırdıysanız size geriye kalan tek bir şey kalıyor. Paçalarını iyi bağlamak. Onun dışında hiç korkmayın. O kısmet sizin ayağınızdan çıkmaz. Çünkü İrfan Şahin damgası vardır kısmette. Siz sadece paçalarınızı sıkı bağlayacaksınız. Kaptırmayacaksınız. Evet. Peki şimdi tabii bir de yağcısı var. Bu en büyük espri yağ. Aksesuar olarak kısmeti konuşuyoruz ama yağ faktörü de çok önemli. Biraz da işin yağlanma noktasında yağcının da görevi var ama Ahmet Taşçı bu konuda da biraz deneyimlerinden aktarsın. Yağcı önemli. Çünkü niye önemli? Pehlivan güneşin altında güreşirken sürdüğü yağ kurur. Bunu görecek, bunu hissedecek yağcı lazım. Bugünkü yağcılara bakıyorum. Hiç alakası yok. Edirneli bir yağcımız vardı. Şu anda hayattaysa Allah sağlık sıhhat versin. Bayağı bir yaşlıydı. Bizim Sedat Çelik'in babasıydı. Eski rakiplerinden Sedat Çelik'in. Yani pehlivanın üstündeki yağ kuruduğunu görür, hemen yetişir, koşar, yağı dökerdi. Bu yağcılık da çok önemli bir faktör yani. Bunu görüp onu orada pehlivana yetiştirmesi gerekir. Evet, bu sohbetimiz arasında önemli değerlerden bunlar, bu öne çıkan dinamikleri de göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Çok önemli unsurlar. Peki o zaman Ahmet Taşçı'ya eğer özetleyecek olursak, hani bir mutfaktaki ustanın damak tadı vardır, bir formülü vardır. Ama bir pehlivanın da üst üste fırtına gibi estiği istikrar abidesi 9 yılı başarılarla yani spesifik bir özellikle tamamlayan bir Ahmet Taşçı var. Bir pehlivanda hangi özellikler başarıyı getirir? Baş pehlivanlara ve diğer boy pehlivanlarına Ahmet Taşçı bu formülü nasıl yansıtır? Çünkü toprağa gitmemesi lazım. Ahmet Taşçıların gelmesi, yetişmesi lazım. Neler önerirsiniz pehlivanlara? Pehlivan tam anlamıyla kime denir? Nelere dikkat etmelidir? Hangi özellikleriyle er meydanın dışında da sosyal hayatında dikkat etmesi gereken kriterler nelerdir? Şimdi Sayın Mehmet Çelik, biliyorsunuz ki bir atasözümüz var. Bir adamı, bir erkeği, bir eri tarif etmek için veya iyi bir şey yaptığı zaman vay be pehlivan gibi adam derler ya. İşte bu söz pehlivanlığa yakışan bir söz. Yani pehlivan gibi olmak lazım. Pehlivan gibi olmak yalnız sahada güreşmek değil. Sözünün eri, yiğit, mert, eşinin dostunun yardımına koşan, verdiği sözü tutan ve her zaman koruyucu durumunda olan bir yapıya sahip olması lazım. Bu pehlivanlık için önemli. Pehlivanlığın iyi başarılı olması için de bence en önemli faktör terbiyeli, ahlaklı, çalışkan olmak. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi. Ama bunun yanında yağlı güreşçi olabilmek, pehlivan olabilmek için de azmin ve hırsın, sabrın çok sonsuz olması lazım. Önerileriniz? Önerilerim pehlivanların sabırla, inatla, hırsla çalışarak başarabileceklerini düşünüyorum. Tabii ahlaklı bir şekilde yaşayarak. Tarihlerini de mutlaka araştırmaları açısından da zannediyorum günümüze ışık tutacaklarını da onlara önerebiliriz değil mi? Tabii. Bu tarih yani şimdi pehlivanlık, onun yanında beslenmek, uyumak, çalışmak, kendini kontrol etmek, disiplin içerisinde olmak, birçok faktörü var bunun ama bunların içinde dediğim gibi azim. Evet. Azimle, sabırla çalışmak.
Karamürsel'de şimdi bir avukat Levent Erdoğan efsanesi de Ahmet Taşçı ile beraber bir de Kadir Birlik. Bir dönemler sizi tespit eden, ortaya çıkartan ve emek veren ustanız Kadir Birlik ile beraber Levent Erdoğan Spor Kulübü'nde yeni nesillere, pehlivanlara eğitim verir. Biraz kulübün misyonunu nasıl vizyona koyuyorsunuz? Yarınlarla ilgili, tesisleşmeyle alakalı Sayın Levent Erdoğan sizin için ne ifade ediyor? Kulüple beraber şöyle bir özetlerse Sayın Ahmet Taşçı. Şimdi Levent Erdoğan yağlı güreş için çok şeyler yaptı. Ayrıca Karamürsel Yağlı Güreş Spor Kulübü içinde çok büyük destekleri var. Bugün Türkiye'de hiç olmayan tesisler Karamürsel'de. Kapalı kışın yağlı yaptığımız mekan var. Çayırımız ayrı var. Çalışma ağırlık salonlarımız ayrı var. Bunun yanında güreşlere gidip gelmek için otobüsümüz var. Ve sürekli olarak yemek gıda olan lokantadaki yemeklerimizin, giderlerimizin, aşortman, yani bir kulüpte olabilecek her şey Levent Erdoğan'ın sağladığı imkanlarla devam ediyor ve sürekli olarak da 35-40 civarında bir sporcu bu kulüpten bu desteği alıyor. Bu yaz aylarında 100-150'ye kadar çıkıyor. Yani bu şekilde bir Levent Erdoğan spor kulübü olarak çok yağlı güreşe destek veren bir Levent Erdoğan var. Bunların tabii biz çoğalmasını isteriz. Bu Karamürsel'de bugün devam ediyorsa biz bunların daha başka yerlere de, daha başka Levent Erdoğan'ların da çıkmasını ben yağlı güreş atış sporu için arzu ediyorum. Peki son olarak bugün yağlı güreşin geldiği nokta sizi yani ne evet. Tatmin ediyor mu? Eğer bu durumda devam ederse yağlı güreş nereye gidiyor? Ahmet Taşçı bu konuda neler söyleyecek? Çok aslında açık ve net özetlemek isterim. Çok iyi bir soru sordun. Bugünkü yağlı güreş bence bu yıl geçen yağlı güreş organizasyonunda Edirne'deki sahada bir minder eksikti. Yani bu gelen yönetimler bu kuralları değiştire değiştire yağlı güreşimizi, atasporumuzu bitiriyorlar. Benim daha önceki konuşmalarımızda devletimizin, devlet büyüklerimizden istediğim yağlı güreş federasyonunun kurulmasındaki en büyük gerekçe de bu. Her gelen federasyon, biz seçemiyoruz. Biz seçmediğimiz için de gelen güreşçi arkadaşlar, federasyon başkanı olan arkadaşlar minder güreşi zannedip yağlı güreşi minder güreşine çevirmeye çalışıyorlar. Yani öyle kurallar getirildi ki bu sene pehlivanların hepsi isyan etti ve boykot etme noktasına geldi. Ve bu seneki Edirne'yi bir curcuna içerisinde geçtiğini düşünüyorum. Çok disiplinsiz, çok kuralsız, neyin ne olduğu belli olmayan bir Edirne yaşadık. Böyle devam ederse atasporumuz bitmez. Ben buna inanmıyorum atasporumuzun bitmesine ama seyircisi kalmayacak, seyircisi küstü. Bugün daha önceki yıllara baktığınızda yarı yarıya seyirci azdı. Çünkü yağlı güreş seyircisi puanlama diye bir şey duymak istemiyor. Bunu Türkiye genelinde ben gezerken, güreşlere giderken birçok seyirciden bana söyleyip yakından birçok insan vardı. Yani yeter artık sen bu işe bir el at, niye atmıyorsun? Sen bu işin şampiyonusun diye çok yakınan insanlar var. Yani ben de burada işte sizin aracılığınızla bu devlet büyüklerine bunu aktarmak istiyorum. Milletimizin atasporunu destekleyen bu insanların 650 yıldır süregelen bu sporu yaşatan o insanımızın istediği yağlı güreş kurallarıyla yağlı güreş devam etmesi. Biz de bundan sonraki yaşantısında artık Ahmet Taşçı'ya her zaman sağlık, sıhhat, başarılar diliyoruz. Sadece başarı aktif sporcunuza değil, yetiştireceğiniz değerlerle de bundan sonra ölçülecek. Peki Ahmet Taşçı hayranları sizden bir mesaj bekliyor. Artık ne zaman yerel güreşler ve er meydanlarına dönecek ve sizi orada görecek Ahmet Taşçı hayranları? Bunu da sizden duyalım. İnşallah sağlığımız iyileştikten sonra sağlığımız el verdi, verirse şayet bir sakatlık, bir aksaklık, bir şey kalmaz inşallah. O arzuda, o hayal içerisindeyim. Kerel için rekorunu kırmak için tekrar Edirne Çayırı'na, Sayır içine gireceğim. Ve burada ben de Mehmet Çeli'ye, Tekrümeli TV'ye gözümüz kulağımız olduğu için, ağzımız olduğu için, dilimiz olduğu için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Burada atasporunu bu söyleşilerle, bu röportajlarla, sizin verdiğiniz güreşlerde, güreşleri verdiğiniz o maçlarla inşallah duyacaklar, alakadar olacaklar ve
Bir gün birisi bizi çağıracak, nedir ne değildir diye soracak. Biz de bu vesileyle anlatacağız. Çok teşekkürler. Sağlık dolu, başarılı nice yıllar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Size sağlıklar, mutluluklar dilerim. Sağ olun. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Son finalde ellerinizi hazırlayın. Baş pehlivanlara alkışlarla girin maşallah. Karı Mürsel'i ikinci altın kemeri getiren ve bu dalda hem kendisine hem de ilçeye bir rekor kazandıran Türkiye baş pehlivanı Ahmet Taşçı Karı Mürsel'de doğdu. Taşçı 25 yaşına kadar sporla pek ilgilenmedi. Önceleri serbest olarak çalıştı. 1982'de İzmit'te bir lastik fabrikasına işçi olarak girdi. 1985 yılında güreşmeye karar verip ustası Kadir Bildiğin antrenmanlarına katılınca fabrikadan ayrıldı. Taşçı geç başlamasına rağmen bu spora çok çabuk ısındı ve sevdi. Gücü ve kuvveti sayesinde de yağlı güreşe intibakı zor olmadı. Kısa süre sonra çayırlara çıkmaya başladı. Türk yağlı güreş severleri Taşçı'yı böyle tanıdı. Ahmet Taşçı 1986 yılında Kırkpınar'da büyük orta birinciliğini, 1987 yılında baş altı birinciliğini, 1988'de baş pehlivanlık beşinciliğini ve 1989'da da baş pehlivanlık üçüncülüğünü elde etti. Ahmet Taşçı gücü ve kuvvetiyle yeşil sahaların bir devi olma yoluna girmişti artık. Rakipleri etkili fiziği ve acı kuvveti karşısında pek tutunamıyorlardı. Taşçı 1990 yılında Kırkpınar Türkiye baş pehlivanlık yağlı güreşlerinde ilk turda Recep Kılıç'ı, ikinci turda Saffet Kayalı'yı, üçüncü turda Bülent Gürbüz'ü, dördüncü turda Reşit Karabacak'ı, finalde ise ustası Kadir Birli'yi yenerek Türkiye baş pehlivanı oldu ve altın kemeri boynuna astı. Ahmet Taşçı artık o altın kemeri tıpkı Aydın Demir gibi boynundan hiç indirmeyecekti. Ünlü güreşçi 1991 yılında Kırkpınar güreşlerinde Bekir Şahin'i ilk turda, Reşit Karabacak'ı ikinci turda, Cengiz Elbey'i dördüncü turda, Bülent Gürbüz'ü de finalde mağlup ederek ikinci baş pehlivanlık kürsüsüne çıktı. Yeşil sahalarda bir yıldız olan Taşçı, Türkiye'nin yağlı güreş yapılan bütün bölgelerine davet edilmeye başladı. Bu güreşlerde de birincilikler ve ödüller birbirini kovaladı. 1992 yılı Kırkpınar güreşleri çok önemliydi Ahmet Taşçı için. Bu güreşleri için aylarca süren antrenmanlara girdi. Yine iyi bir formla Kırkpınar'da rakiplerinin karşısına dikildi. Tur sayısına göre Reşit Karabacak'ı, Bülent Gürbüz'ü, Cengiz Elbiya'yı, Saffet Kayalı'yı ve finalde de Abdullah Ersoy'u devirerek altın kemerin temelli sahibi olduğunu tescil ve ilan etti. Kırkpınar yağlı güreşlerinde Kara Mürsel'e üçüncü, kendisine ikinci altın kemeri kazandırmak için kararlı ve gayretli olan Ahmet Taşçı, 1993 yılında üst üste dördüncü kez Kırkpınar baş pehlivanlığı ünvanını kazanarak yeni bir rekorun da sahibi oldu. Taşçı 1993 yılında İbrahim Gümüş, Mehmet Gökçen, Necmi Koç ve Sezgin Yüksel'i yenerek ikinci altın kemerle buluştu. Genç güreşçi aynı yıl 3 yıl üst üste kazandığı tarihi elmalı yağlı pehlivan güreşleri altın kemerinde kazandı. 1992 yılında elenen sahaların devi ve aynı zamanda sempatik tavırlarıyla güreş severlerin sevgisini kazanan Ahmet Taşçı sade ve düzenli hayat sürmekte. Rahmetli Cengiz Elbey'e ile saha içinde çok çetin güreşler yaparak defalarca rakip olan Ahmet Taşçı'nın Cengiz Elbey'e ile dostluğu herkes tarafından bilinmekte olup güreş tarihindeki kardeşlik ve centilmenlik kültürünü göstermişlerdi. Güreşçinin Kırkpınar baş pehlivanlıkları. 1990 yılında Kırkpınar baş pehlivanlığı, 1991 yılında Kırkpınar baş pehlivanlığı, 1992 yılında Kırkpınar baş pehlivanlığı, 1993 yılında Kırkpınar baş pehlivanlığı, 1994 yılında baş pehlivan rahmetli Cengiz Elbey olmuştu. 1995 yılında Kırkpınar baş pehlivanlığı, 1996 yılında Kırkpınar baş pehlivanlığı, 1997 yılında Kırkpınar baş pehlivanlığı, 1998 yılında baş pehlivan rahmetli Cengiz Elbey olmuştu. 1999 yılında Kırkpınar baş pehlivanlığı ve 2000 yılında Kırkpınar baş pehlivanlığı. Türkiye'de yağlı güreş otoritelerinin bir görüşüne göre eğer Ahmet Taşçı çocuk yaşta güreşe başlamış olsaydı bu kırılması ve başarılması güç rekorları kadar daha başarı elde edebilirdi. Onun dayanıklılığı ve inatçı güreşi ona bu başarıyı getirdi.